Bugün benim memleketimin meşhur böreğini yapacağım sizlere canlı canlı. Malzemelerimi hazırladım. Yufkam burada. Üzerine koyacağım malzemeler burada. Fırınım burada. Hemencik pişireceğiz canlı canlı. Herkes öğrensin. Başlıyor muyuz? Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi hemen başlayalım. Malzemelerimi şöyle ilk önce indiriyorum. Bunlar daha sonra ilave edilecek. Tepsim burada şöyle bir kocaman tepsiye yapacağım. Hazır yufka kullanacağım. Yufkalarım burada. Hemen başlıyoruz. Bakalım kimler bilecek benim meşhur böreğimi. Bunlar günlük taze yufka arkadaşlar. Dün alındı. Bu börek bununla çok güzel oluyor. Hazır paketlerde de satılanlar var ama bunlar kadar lezzetli olmuyor. Onun için ben günlük yufka aldım. Eğer yaparsanız siz de yapın. Hadi başlıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin bakalım. Gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımızı başlattık. Bakın kızlar yufkanın bir tanesini böyle serdim. Söylemeyi unuttum değil mi? Şöyle serdim. Soframın üzerine. Şöyle bakın karşılıklı birbirine yaklaştırıyorum. İşte böyle. Hop böyle. Şöyle kenarı alalım. Birkaç tane yapalım bakın. İkinci yufkamız, bakın, günlük yufka. Bunlar çok güzel oluyor. Bakın ikinciyi de aynı şekilde karşılıklı böyle. Bakın büzüştürüyorum. Bunu da koyalım. Toplamda 6 tane yufkam var. Bakalım bir tepsi getirin. Kocaman bir tepsi. Artarsa küçük bir tepsiye de koyarız. Bu üçüncü yufkam. Hepsini yapacağım. Ben bu böreği çok seviyorum. Çok güzel oluyor bu börek. 3 4.'cüyü de açıyoruz. Hadi bir kere açalım bakalım hepsini birden ki şöyle kenara dizelim. Canlı canlı bugün sizlere börek tarifi vereceğim kızlar. Bu benim meşhur böreğimdir. Bizim memleketin böreğidir. Bakalım ismini bilen çıkacak mı içimizde. Beşinciyi de buruşturduk ve altıncı son yufkamız. Dediğim gibi 6 tane yufkam vardı. İsterseniz 10 tane yapın. 2 tepsi olur. Daha güzel. Bakın bu şekilde buruşturduk mu? Buruşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bıçağımızı elimize alıyoruz. Ve şöyle 4 parmak genişliğinde, bakın ben göz ayarı keseceğim ama şöyle 4 parmak genişliğinde kesiyoruz. Kestik. Tepsimizi alalım. Tepsimiz burada. Kestiğimiz yufkaları bakın. Şimdi şöyle göstereceğim. Şu şekilde koyuyoruz. Sıkmadan şöyle bir orta gevşeklikte olsun. Sıkış tepiş yapılmadan. Bakın şu şekilde koyuyoruz. Tepsimiz dolana kadar bu şekilde keseceğiz ve yerleştireceğiz. Ben bu böreğin tarifini daha önce sizlere vermiştim de. Bakalım bu sefer canlı yayında vereyim dedim. Biliyorsunuz benim böreklerim meşhurdur. Turşularım meşhurdur. Kestiklerimi koydum. Bir tepsiye bir tane yufkayı koyduk. Şimdi ikinciyi keselim. Dediğim gibi kaç tane olacaksa artık. Bu tepsiden artarsa başka bir tepsi daha bulup hemen koyacağım. Yine aynı şekilde şöyle 4 parmak genişliğinde kesiyoruz. Gelenler hoş gelmişler canlı yayınımıza. Bugün canlı yayını açtık. Erken açtık çünkü erkenden yapalım işimizi bitirelim. Misafir gelirse bari önüne koyarız. Bir çay demler. Mis gibi. Böreğimiz hazır olsun kızlar. İki tane yufkayı bakın koydum. Daha tepsim kocaman olduğu için daha kenarda. Üçüncüye geçtik.
Böyle kesiyoruz yine. Üçüncü yufkamızı da hemen diziyoruz. Aldığı kadar tepsimiz keseceğiz ve dizeceğiz. Şu anda 13 kişiyiz. Bilmiyorum. Ben o kadar görüyorum. Bilmem fazlanız var mı? Bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Beğeni atın. Canlı yayınımız kalabalık olsun. Toplamda 6 tane yufka kullanıyorum. Bu 4. yufkam. Geriye 2 tane kaldı. Bakalım tepsimiz ne halinde olacak. Ben bu böreği çok seviyorum. Bu bizim memleketin böreği. Buradan da herkese selam olsun bizim memlekete. Beşinciyi kestik. Evet kızlar, 5 tane. Şu anda tepsim güzel doldu. Çok da tıkıştırmamak gerek. Güzel olmaz. Şimdi bunları kenara bıraktım. Devam edeceğim. Ama bunu hemen yoğurtlayacağız ve pişireceğiz. Bakın. Şöyle yakın plan gösterelim. Böreğimiz hazır. Çok da güzel oldu. Hemen şimdi üzerine koyacağımız malzemelere geçiyoruz. Kabımı aldım. Burada benim kendim ayalamış olduğum yoğurdum var. Yoğurttan şöyle kabıma koyacağım. Bu gider çünkü daha da var. Şöyle tahminen dökeceğiz bunu. Hepsini dökelim. Hop. Hepsini döktüm. Yoğurdum biraz sulu. Çünkü ev mayası yoğurt sulu. El mayası yoğurtlar böyle olur. Biraz sulanır kendi kendine. Normal. Üzerine sıvı yağ döküyorum. Bakın burada bir çay bardağı sıvı yağ var. Şöyle dökelim. Birazcık bırakalım. Çok gelecek. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı da kırdık. Bunu da alalım kenara. Tuzumuz var. Göz ayarı tuz. Az ya da çok isteğe bağlıdır. Biraz şöyle. Onu da ilave ettim. Çok az karbonat ilave edeceğim. Ne kadar? Bakın şu kadar. Çok bile. Daha ya, yarım çay kaşığı. Karbonatı da ilave ettik ve şöyle çırpıcıyla çırpıyoruz. Birbirine karıştım tamamen. Hoş geldin tatil olsa. Sağ olasın. Günaydın. Günaydın. Evet. Canlı yayınımız başladı kızlar. Bilenleriniz belki çoktur. Bilmeyenlere özellikle gösteriyoruz. Evli bekar. Bayan erkek hiç fark etmez. Bu böreği herkes yapabilir. Şimdi bak. Ben şimdi ne yapacağım? Hemen fırınımı çalıştıracağım. Fırınım kızsın. Fırınımı çalıştırdım. Fırın şu anda kızsın. Ne kadar yüksek ısıda kızacak arkadaşlar. Öyle hafif düşük ısıda değil. Yüksek ısıda pişireceğiz. Bu davul fırını en yüksek derecede. Bakın güzelce ne karıştırdık. Tüm malzemeler birbirine geçti. Tamamdır. Tepsimizi alıyoruz. Tepsimiz burada. Böreğimiz. Şimdi bu karıştırdığım yoğurdu şöyle bakın üzerine gezdire gezdire döküyoruz. Çok güzel oluyor bu börek var ya. Şöyle ama bakın dökerken
Şöyle bastıra bastıra ezmeyin. Kabarık olsun. Bunun özelliği bu. Bastırırsanız kaşığı üzerinde bu börek tıkış tıkış olur. Onun için hemen üzerine böyle döke 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 hiç bastırmayın kaşığınızı. Erkenden açtık bugün canlı yayını. Gene 11 oldu kızlar. Fazla erken değil ama haliyle erken yapalım ki hazır olsun. Bakın. Yavaş yavaş hiç bastırmadan ezmeden yufkaları şöyle üzerinde gezdiriyoruz yoğurdu. Bir taraftan da fırınım kızıyor. Yüksek ısıtacak pişireceğim. Bunu düşük ısıtacak ısıda pişirmeyin kızlar. Çünkü kurur. Bunu yüksek ısıda pişirin. Çabucak kızarsın ve kurumasına izin vermeyin. Takır tukur olmasın. Öyle güzelcene bakın. Yoğurtlarını gezdirdik. Yoğurtsuz yeri kalmayana kadar. Bol yoğurtlu severim. Şöyle. Da ev yoğurdu ya, sulandı. Hazır yoğurt değil. Evet. Tamamdır. Bu yoğurtta kalsın, kalanları yapacağız ya. Onun üzerine dökeriz. İşte yoğurtta da bir güzel fırınımız kızıyor şu anda. Ben şimdi diğerlerini yavaş yavaş hazırlayacağım. Bir küçük tepsi alacağım, mutfaktan geleceğim, devam edeceğiz. Yine kalkmak zorundayım. Tüm malzemeleri hazırladım, kalkmayayım diye ama sonuçta yine kalkacağız. Yani küçük tepsi almamıştık. Hadi hemen kalkalım, tepsimizi alalım, gelelim. Tepsimizi aldım, hemen elime ne geçtiyse. Şimdi bunu hemen yağlıyorum. Tabii ki elimizle. Zaten 1,5 yufkamız kaldı. Ne olursa hemen üzerine koyacağız. 2 tane daha olsa daha güzel. 2 tepsi tıka tıka olurdu. Şimdi bu kalan yufkayı da keseceğiz. Fırınımız kızdı. Hemen fırına böreği veriyorum. Bakın dediğim gibi yüksek ısıda pişecek. Davul fırını çalıştırdım. Evet. Hemen böreği fırına hop veriyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel güzel piş. Sakın yanma. Rezil etme kimseye beni. Sağ olsun. Çok teşekkürler. İyi günler hepinize. Hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Bugün canlı yayında börek yapıyoruz. Ne böreği? Göçmen böreği yapıyoruz. İsmini hadi söyleyeyim. Kimse bilmedi. Oraya yazan da olmadı. Ben bunu çok yapıyorum. Benim ülkemin, benim memleketimin böreği. Bizim büyüklerimiz, dedelerimiz. Bulgaristan'dan gelme, Bulgaristan'dan göçme. Gelenlerimiz de bunları çok yapardı. Ben de ne öğrendiysem sizlere göstereceğim kızlar. Ben de yapıyorum. Yalan değil. Evet. Son yufkamızı da hemen keselim. Böreğimiz pişe dursun. Hem laflıyoruz hem anlatıyoruz. Gelenler hoş gelmişler. Yorum bölümüne, mesaj bölümüne beğenilerinizi de eksik etmeyin. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. En güzel tarifleri de ilk izleme şansına ulaşırsınız. Neden? Çünkü abone olanlara direkt YouTube mesaj bildirim gönderiyor.
Mesela ben canlı yayın açtığım zaman bakın abonelerimiz hemen geldi. Nereden geldi? Çünkü bildirimleri aldılar. Evet. Bu kestiğimizi de artık ne olduysa şöyle koyuyoruz. Tabii ki de tepsimiz dolmadı. Şöyle onu da koyduk. İşte olduğu kadar Allah bereket versin. Evet. Gelenler hoş gelmişler. Fadime'nin püf noktaları sağ ol ya. Daha önceki canlı yayınıma da geldin sen, hatırladım. Özbekistan'dan yazıyorum. Hoş geldin Nigar, hoş geldin Nigar'cığım. Senin diline de videolarımı çeviri yapıyorum. Sizin dilinize de, Özbek diline de çeviri yapıyorum. Gerçi Türkçe de anlarsınız siz ama Almanca'ya çeviriyoruz, İngilizce'ye. Tahminen 30 dilden fazla videolarımı çeviriyorum. Herkes kendi diline çevirilere tıklasın, zaten göreceksiniz orada. Çevirilerden herkes kendi dilinde videolarımı izleyebilir. Başlıklarını, açıklama kısımlarının hepsini, çevirilerini yapıyorum. Herkes öğrensin. Bitti. Gizli saklı yok bizde. Biz ne yapıyorsak herkes öğrensin arkadaş. Canlı yayında da böyle börekler yapmak yürek ister. Hadi. Şimdi kalan yoğurdumuzu şu kalan buna koydum ya, bu yufkaların üzerine şöyle bakın bastırmadan, dediğim gibi hiç bastırmayın. Şöyle üzerine sepeleştirirseniz daha güzel olur. Hafif hafif narin narin böyle yoğurtu döküyoruz. Böreğimizin birini koyduk. Yüksek ısıda davul fırında, biliyorsunuz davul fırınlar çok kullanılırdı eskilerde. Ben hala da kullanıyorum. Çok da seviyorum. Diğer saatli pervaneli fırınlardan çok çok daha güzel pişiriyor bunlar. Evet. Şöyle. Kalacak ama bunu ziyan etmeyeceğim. Bu kalanı atmak yok. Ne yapacağız? Bunları da hemen küçücük bir hamur tutup piş yapıp haydi yapıp kızartırız ama bugün olmaz. Koyarız dolaba. Daha sonra değerlendireceğiz. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Özbekistan. Evet. Çok güzel. Fadime sen mi Özbekistanlısın? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün canlı yayında ne yapıyoruz? Meşhur, efsane memleketimin böreği, göçmen böreği. Bir diğer ismi de kırma börek deriz. Biz burada çok kırma börek olarak geçer. Biz Balıkesirli olduğumuz için burada çok yapılır. Ben seviyorum yani. Hazırlaması son derece kolay. Bir de çok lezzetli, yumuşacık, puf puf bir börek yapacağız. Siz de öğrenin. Ben bunun tarifini verdim. Ama tabii ki bu kadar uzun video olarak verilmiyor. Bir canlı yayında yapılan bir video. Görün ki nasıl olduğunu herkes öğrensin. Aleykümselam, Bursa'dan Nurcan aldın. Çok sağ ol. Hoş geldin canım ya. Vallahi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yusuf Murat Doğan. Hoş geldin ablacığım sen de. Sefalar getirdiniz canlı yayınıma. Dediğim gibi kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. Abone olanlar da bildirimleri açsın ki böyle arada bir canlı yayın yaptığım zaman hep birlikte dertleşiriz, anlatırız. Neyse. Aleykümselam Nurcan'cığım ya. Evet. Şu anda böreğim pişiyor. Onun için durdum, kayrı pişmesini bekliyoruz. Şimdi bazılarınız çok laf yapacak. Videolarını çok uzun tutuyorsun diye birçok kişiden eleştiri alıyorum. Neden? Bu bir canlı yayın arkadaşlar. Canlı yayın her zaman uzun olur. Neden? Püf noktalarını her aşamasını pişirdiğim zaman göstermesini göstereceğiz. Haliyle uzuyor. Ben de kesin biçmesini bilirim. Tabii ki de keser en güzel yerlerini size gösteririm ama püf noktalarını gösterilmiyor.
normal videoda. Tabii ki normal videoda atıyoruz sürekli. Onları eksik bırakmıyoruz. Ama arada bir artık böyle bilgilendirici videolar atacağım sizlere. Herkes öğrensin. Evli, bekar, hanım, bey. Herkes öğrensin. Öğrenci çok kolay. Bunu öğrenciler dahi yapabilir. Tabii ki fırınları evinde varsa bir fırın lazım bunu da pişirmek için. Evet. Canlı yayınımı beğeni atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Artı yorum bölümüne güzel yorumlar ve beğeniler atarsanız çok sevinirim. Şu anda bir bakalım tepeden davul fırınımız ne alemde. Ben eski usulü hiçbir zaman bırakmıyorum. Eski usule devam. Tabii ki şu anda açmıyoruz kapağını. Üzerinden bakıyoruz. Üzerinde camı var. Çabuk kızarsın. Açmamızın sebebi o. Çabuk kızarsın. Birazdan açacağız tabii ki de. Kızardığı zaman da hiç tutmadan hemen fırından alacağız. Evet, hoş geldiniz. Yusufçuğum hoş geldin ya. Böreğimizi hazırladık. Bir tepsisini fırına verdik. Diğer kalan yufkalarda bir tane daha yufka olsa bu tepside dolardı. 1,5 yufka koyduk. Ama bir yufka olsa tamamen dolardı. Olsun. Bunu da böyle pişiririz. Ne yapalım yani. Bursa'ya gidiyoruz. Çok gidiyoruz. Nilüfer semtine gidiyorum arkadaşlar. Bursa'nın Nilüfer'ine gidiyorum. Orada benim abim var. Oraya gidiyorum. Nilüfer İhsaniye. O bölgeye gidiyorum. Ama bugünlerde gittin mi desen gitmedim. Bayağı bir zaman oldu gitmedim. Sağ ol canım Muratçığım. Yusuf Murat çok sağ ol. İyiyim ya. Sizler nasılsınız? Çok sağ ol. İyiyiz. İdare ediyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Ölmedik. Ölmediysek hayat umut var demektir. Yaşamaya çalışıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Karnımızı doyurduktan sonra sağlığımız da yerindeyse bundan güzel zenginlik yok bu dünyada. Önemli olan sağlık, karnınızı doyuracak kadar, ekmeğiniz geçinecek kadar paranız oldu mu sizden iyisi yoktur. Fatma Kandemir, hoş geldin. Selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz hepiniz. Böreğimi hazırladım. Bursalılar bu böreği bilirler. Orada göçmen çok fazla var. Bu böreği bilirler onlar. Bizim Balıkesir bölgesi de bu böreği çok yapar. Bizim evde çok yapılır yani. Genelde ben bunu çok yaparım. Aynen, aynen canım ya Fadimeciğim. Aynen, Allah kimseye muhtaç etmesin. Önemli olan o. Kendi kendinize geçiminizi sağlasın herkes. Kendi kendine geçinmeyi sağlasın. Evet, şimdi bir bakayım bakalım böreğime ben kızlar. Ne alemde? Bezimi alayım şöyle elime. Ama daha henüz kızarmaya başlamadı. Fışır fışır. Kaynamaya başlamış. Böyle pıtır pıtır kaynıyor. Ama henüz daha kızarmadı. Ayşe Kol hoş geldin. Sefalar getirdin. Allah sana çok şükür ya Rabbim Allah'ım. Hasta mı olacağız? Ne yapacağız? Bugün buralarda yağmur yağıyor kızlar. Sizin oraları nasıl bilmem ama. Sabah kalktım. Genelde sabahları ben erken kalkarım. Ne zaman kalkarım? 6 sıraları kalkarım. Sabah namazı okunacak o vakit uyanırım. Çocuğum okula gidiyor liseye. Onu kalkıp doyururum bir güzel. Kalkarım. O sıra ondan sonra böyle yavaş yavaş başladı yağmur. Şu anda yağıyor burada. Hayırlı yağmurlar versin Allah. Bu arada yorumlarınıza, yorum yazan arkadaşlara mümkün olduğunca dönüş yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar önerilerinizi dikkate almaya çalışıyorum.
Gece 11'den sonra en geç arkadaşlar yorumlarınıza dönüş yapamam. Ben 11 oldu mu uykuya yatarım. Sabah kalktığında yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Hani bize yorumlarımıza niye cevap vermedi demeyin. Gece 11'den sonra genelde yorumlara cevap veremiyorum. Çünkü erken yatarım, erken kalkarım. Kars da güzel. O ne güzel. Aslında sizin memleketiniz soğuk olur Fadime ama. Değil mi? Kars'ın soğuğu çok meşhurdur derler. Bu sene kış geç gelecek. Yaz geç geldiği için kış da geç gelecek. Çünkü ben biliyorum ilk defa bu yıl Mayıs, Haziran başına kadar benim evimde soba yandı arkadaşlar. İnanın köyde oturduğumuz için Haziran başına kadar ben soba yaktım. O zamana kadar hiç ben bilmem soba yaktığımı. En geç Mayıs 6'da benim soba kalkar içerilerden. Çünkü sıcak olur. Bu sene olmadı. İlkbaharı görmedik. Direkt yaza geçtik. Kış da herhalde geç gelecek. Kombi, evet siz doğalgaz kullanırsınız ama bizim burası köy olduğu için haliyle biz soba yakarız. Yani sobamızda kömür yakarız. Odun da yakmam kızlar ben fazla. Genelde kömürü çok yakarım. Ne kadar yaktın dersen geçen kış 4 ton kömür yakmışım. 4 ton. Odunlar hariç bir de yani tutuşturmak için böyle tahta parçaları alırız. Ne kadar vardı? 30 çuval kadar da onlar vardı. Onlar da bitti. Kömürler de bitti. Yaz gelmek bilmedi. Tekrar tekrar azar 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 kömürdür. Hele yaza çıkmışık. Yani bizi sobadan başkası ısıtmaz. Bizim evlerimiz eski köy evi. Oradan buradan rüzgarlar giriyor. Haliyle sobayı küp 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 yakarsak anca ısınırız. Bu börek uygar kan. Kancım ben bir tepsi böreğimi yaptım. Şu anda fırında pişiyor. Bu kalanı da hazırladım. Canlı yayın daha sonra bittiği zaman başından bakarsın. Ayrıntılı bir şekilde yapımını gösterdim. Bu iki 1,5 yufkam kaldı. Onu da buraya hazırladım. Bu göçmen böreği. Bilir misiniz? Bilmem. Kırma börek de deriz. Yani biliyorsun demek. Yani onu yapıyoruz. Şu anda bir tepsisi pişiyor. Bu kalanları da buna hazırladım. Onu çıkaracağım. Hemen bunu pişireceğim. Onu çıkardıktan sonra da zaten canlı yayını kapatırım. Nasıl olduğunu görmüş olacak herkes. Pişirme aşamasında şu anda. Hoş geldin, sefalar getirdin canlı yayınımıza. Evet, böreğimize bakalım. Bakalım kızlar. Şu anda ne kadardır canlı yayın yapıyoruz? Bakın 28 dakikadır canlı yayın yapıyoruz. Böreğimiz de pişiyor. Hızlı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Hop, başlamış. Hiç merak etmeyin. 10-15 dakika içinde benim börek tamamladı. Hafif hafif kızarmaya başlamış. Çok güzel. Bunun böyle bu böreğin lezzetine doyum olmaz. Ben bunu her zaman yaparım. Çocuklarıma da yaparım. Misafirlerime yaparım. Çok da lezzetli olur. Sen de yaparsın. Uygar Kağan. O zaman erkeksin tahminim. Videomu izlersen baştan sona direkt yaparsın zaten. Her aşamasını gösterdim. Evli bekar bekarsan kendin de yaparsın. Çok rahat bir şekilde yaparsın, hazırlarsın. Yaptıkça da beni anın kızlar, hatırlayın kızlar. Bu böreğin tüm püf noktalarıyla sizlere gösteriyorum. Evinizde denedikçe, yaptıkça, lezzetini aldıkça dersiniz ki YouTube'da bir abla vardı, canlı yayında gösterdi. Annemler tezek yakıyor. Normal yani. Ben hiç tezek yakmadım Fatimeciğim ama normal yakarlar yani. Onun da yani randımanı yüksek sanırsam bayağı da ısıtır. Ben hiç tezek yakmadım. Tabii ki eskilerimiz benden eskilerimiz yakmıştır.
Biz genelde kömür yakıyoruz. Odun da fazla yakmam. Kömür. Evet, canlı yayınıma beğenilerinizi eksik etmeyin kızlar. Bak, beğeni atın lütfen. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Abone de olun ki böyle arada açtığım canlı yayınlarıma siz de katılın. Canlı canlı size hiç kimse bu börekleri göstermez. Bunu da biraz kendime met etmek gibi oluyor ama canlı canlı hiç kimse böyle göstermez. Çünkü beceremezler. Ay, çok güzel oluyor yalnız. Azıcık daha zaman var. Bayağı bir kızarmaya başladı. Çok az bir zamanı var. Buraya çıkaracağım, göstereceğim size kızlar. Pişiyor. Az sonra çıkaracağım Kaan'cığım. Az sonra. Çok az zamanım kaldı. Bayağı kızarmaya başladı. Ama da çiğ de kalmasın değil mi? Size göstereceğim diye hemen hatır hatır çıkarmamam lazım. Azıcık bekleyelim. Hem laflıyoruz burada, dertleşiyoruz. O da orada pişiyor. Haliyle bu canlı yayın bu şekilde olur canlı yayınlar. Bakın yerinden kalkmadan sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bazıları diyor ki yerinden çok kalkıyor, oraya buraya. Mecbur kalacağım, mecburen kalkıyoruz arkadaşlar yani. Ama bu sefer yerimi hazırladım. Davul fırınımı buraya hazırladım. Pişiyor. Yerimden kalkmadan her aşamasını sizlere hem anlatıyorum hem yapıyorum. Sağ olsun canım ya. Bütün kadınlarımız bizim yeteneklidir. Çalıştıkları için çoğu yapamaz. Haliyle bu hayatta da çalışmadan yok. Karnımız doymaz. Mecburen evli bekar kadın erkek herkesin çalışıp evin içine gelir getirmesi lazım kızlar. Biz çalıştık zamanında, emekli de olduk. Kardeşimiz bu. Teşekkür ederim. Hepinize çok sağ olun, var olun. Yazdığınız yorumlar için çok teşekkürler. Sizler böyle yorumlar, beğeniler yaptıkça ben sizlere bilgilendirici videolar, canlı yayınlar açacağım kızlar, beyler, bayanlar, herkes için, çalışan, çalışmayan, okuyan, herkes için böyle canlı yayınlar açacağım. Püf noktalarıyla göstereceğim. Hiçbir kanala bakmanıza da gerek yok. Burada zaten hepsini öğreneceksiniz. Bu bir bilgilendirici canlı yayındır benim canlı yayınlarım. Herkes öğrensin. Yani doğrudur Fadime, doğrudur, doğrudur. Merak etmeyin, çok yakında herkes köye dönecek. Bu kadar pahalılıkta şehir yerinde oturmak çok zor. Bu gidişte herkes yavaş yavaş köye dönecek. O dediklerinde herkes yakacak, merak etmeyin. Evet, şimdi bakalım bir daha. Oy, çok güzel, çok güzel. Azıcık daha tamamdır. 5 dakika bir süremiz kaldı. 5 dakika sonra çıkaracağım. Şehirde mi oturuyorsun Kaan'cığım? Ya işi olan mecburen oturacak ama yani hayat zor. Hayat zor. Allah yardım etsin herkese. Çok zor. Fadimeciğim bak, sen yemek tarifi falan mı yapıyorsun? He? Yemek tarifi kanalın mı var? Yaz bakalım şuradan, ben sana bir şey diyeceğim. Yoksa normal ev hanımı mısın? Yani kanalın falan var mı Fadimeciğim? Tabii sana uyarsa, eğer yemek tarifi kanalın varsa ya da normal ev hanımı olabilirsin, olmayabilir kanalın. Kendine de güveniyor olabilirsin. O zaman ne yapalım? Bir gün seninle böyle anlaşalım. Konuk olarak alayım seni kanalıma. Yani canlı yayına konuk olarak alayım.
Sen yap bize bir gün. Bir börek yap, kendi Kars'ın en güzel yemeğini bize bir tanıt. Neden olmasın ki yani? Açabilirim yani. Gerçekten. Kars'ın en güzel, en çok sevilen yemeklerinden bir tanesini bize canlı yayında yapabilirsin. Tabii saati çok uzun olmayan olsun. Mümkünse. Hani bir saati geçmesin. Yapabilirsin. Senin kanalımın canlı yayına konuk olarak alabilirim. Ne oldu? Niye gidiyorsun Fatimeciğim? İyiydik ya. Çok sağ ol. Neyse başka zaman. Dediğimi anlamışsındır inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fadime kaçıyor. Fadime demek olmadı. Cevap da vermedin. Seni konuk olarak alabilirim canlı yayına. Biliyorsunuz artık YouTube canlı yayınlarına konuk alınıyor. Ha sen olmazsan başka biri. Buradan da açıklama yapayım. Yemek yapan kanal sahipleri ya da ev hanımları olabilir. Ben güzel yaparım şunu ya da böreği ya da bir börek ya da bir tatlı yemek olabilir. Canlı yayınıma konuk olarak alabilirim. Tarifini canlı yayınımda verebilir. Ama yakmama, güzel yapmak şartıyla. Neyse ben yapacağım, sizlere anlatacağım. Tamamdır. Bu kadar yeter. Çıkarıyorum. Hop. Şimdi bunun özelliği. Takır tukur kurutmayın kızlar. Böyle yoğurtları üzerinde görüksün. Gördünüz mü? Böreğim çıktı. Şimdi ben size daha yakına mı getirsem ki? Nasıl yapsam? Hareket ettirince de devriyorum şu kamerayı. Şöyle bir göstereyim kızlar. Bakın. Görüyorsunuz mu? Böyle bu şekilde olacak. Şöyle yoğurtları görükecek aralarında. Bunu hemen üzerine bir tepsi kapatıp da soğumasını bekleyebilirsiniz. Hadi gidi güle güle Kaan'cığım. Güle güle. Sen bu canlı yayını videosunu daha sonra izle güzelim. Tamam canım. Hadi. İzle. Buna bakarak karnını doyurabilirsin, yapabilirsin. Güle güle. Aleykümselam Ada. Hoş geldin. Tamam. Hadi. Hayırlı dersler Cemsin. Hadi. Hadi oğlum. Güle güle. Şimdi böreğimiz hazır. Gördünüz mü kızlar? Hoş geldin Adacığım. Hoş geldin. Bakın böreği gördünüz mü? Mis gibi. Çok fazla takır tukur kurutmayacağız. Bunu pişirdiğimiz zaman şöyle bakın yoğurtlu kısımları böyle aralarda gözükecek. Çok kızartırsanız yoğurt tamamen kurur. Hiçbir şeye de benzemez. Aa, gitmiyor mu Kaan'cığım? Ne oldu? Gördün mü böreğimi Kaan'cığım? Bak. Heh. İşte böyle. Sen de yapabilirsin. Hoş geldin Murat Seyri. Selam ablacığım. Sağ olun ya. Hepiniz tatlısınız. Hepiniz çok tatlısınız. Kendinize değer verin. Bizden, benden bir şey olmaz demeyin. Herkes çok tatlıdır, çok kıymetlidir. Tekrar buradan açıklama yapacağım. Canlı yayınlarıma konuk olmak isteyen kanal sahipleri ya da ev hanımları Türkiye'nin her yerinden olabilir, hatta yurt dışından olabilir. En güzel yaptığı tarifleri paylaşayım. Herkes öğrensin, görsün. Benim videolarımı görüyorsanız nasıl anlatıyorum aynı şekilde. Ben de yaparım derseniz telefonunuz varsa elinizde bir akıllı telefonunuz. Sizlere bir kişiyi konuk alabilirim. Yavaş yavaş konuk almaya başlayacağım. Nasıl alacağız konukları? Hani konuk davet et linki var canlı yayını başlarken. Oradan davet edeceğim ve siz de canlı yayına direkt katılmış olacaksınız. Bir kişiyi alabilirim ve yavaş yavaş tariflerimizi verebilirim. Siz de tariflerinizi dünya ile paylaşmış olursunuz kızlar. Diğerde bir şey çıtır çıtır sesler geliyor. Teyzeciğim benim kaç abonem var? Benim şu anda 120 bine dayanmış abone sayım var. Hedef tabii ki de daha yüksek olması, daha çok olması. İnşallah yavaş yavaş kanalımız büyür. Sizlerin desteği sayesinde
Ne demiş? Bu ne demek? Ne dedi? Adacığım ne dediğini anlamıyorum ben senin. Sen Türk değil misin? Hı? Türk değil misin canım ya? Vallahi bak doğru Türkçe yazın. Gerçekten uyarı almayalım, tamam mı? Uyarı alırsak biz canlı yayınımızı yapamayız. Engel konuruz ne dediğini anlamadım. Şimdilik kapatacağım canlı yayını. Ne kadar? 40 dakika oldu. Evet. Adacığım doğru yazarsan cevap veririm. Tabii ki de. Murat. Ananı çağır. Git anan yoksa döver. Git. Annelerinizi dinleyin çocuklar. Annelerinizin kıymetini bilin. Ben annemi 20 yaşında kaybettim. Onun için annelerinizin kıymetini bilin. Babalarınızın kıymetini bilin. Kardeşlerinizin kıymetini bilin. Hayatta onlardan başka hiç kimseniz yoktur. Ailenize sahip çıkın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir tabak getireceğim. Bakın boğazım da gitti. Çok mu konuştum ne? Hatta şöyle daha yakına çevireceğim size. Çok oldu canım ya. 20 yaşında kaybettik ya. Biz annemizi kaybedeli 35 sene olmuş. Bizim yaşımız da çıkıyor meydana ama neyse. Ay boğazım gitti. Onun için benim annemi yani annem babamı ikisini de kaybettim. 20-22 yaşında birini 20 yaşında birini 22 yaşında kaybettim. Ailenize sahip çıkın kızlar. Vallahi sahip çıkın. Neyse ben bir tabak getireceğim şimdi kızlar. Çıkaracağım sizlere. Bu neyle yenir? Yanına bir çay yapın. Şöyle mis gibi tüketin. Tamam mı? Hadi bay bay canım adacığım güle güle. Yine bekleriz canlı yayınımıza. Bismillah. Kalk kadın kalk. Ay. Ay. Kalk oturuyorum. Yapıyorum. Kusura bakmayın. Bazınız diyorsunuz ki kalk otur kalk otur. Ne yapabilirim yani? Allah Allah. Evet. Şöyle çıkaracağız. Bakın hemen buradan böyle bıçakla hop. Ay çok güzel olmuş ama. Bir tane daha çıkaralım. Hop. Şu anda sıcak kızlar var ya. Size göstereyim şöyle yakın planda. Bakın kızlar. Göçmen böreği, kırma börek. Köy evi canım ya Uygar'cığım. Köy evi köy. Yıkılıyor tepemize. Yenisinde yapamıyoruz. Bakın böyle. Ben bunun üzerine tepsiyle kapatacağım. Soğuduğu zaman yenme aşamasına göre şu anda da yenir. Ama çok aşırı sıcak. Umarım beğenmişsinizdir kızlar. Siz de bu böreği yaparsınız. Hazırlarsınız. Evinizde çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza yedirirsiniz. Yedikçe de beni hatırlarsınız. Çökelek değil. Çökelek değil. Çökelek böreği nasıl oluyor bilmiyorum. Onu da bilirseniz söyleyin bana. Bu göçmen böreğidir. Bu göçmen böreğidir. Üzeri lorlu. Yok. Nereden çıkıyor lor ya? Üzeri yoğurtlu. Yoğurtun da yağı vardır. Bir yumurtası vardır. Karbonatı vardır. Tuzu vardır ve böreğin üzerine dökülür. Yumuşacık olur. Mis gibi de tüketilir. Biz bunu bayıla bayıla yiyoruz. Umarım siz de yaparsınız. Bu canlı yayını artık kapatayım. Yeter artık kızlar. Siz de yapın. Evinizde afiyetle tüketin. Yedikçe de beni hatırlayın. Oldu mu? Hadi hoşçakalın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Hadi bay bay. Kapatıyorum. Ay uzak geldik.